Merhaba dostlar. Haberiniz olsun, çok fena kandırılıyorsunuz. Daha doğrusu hepimiz kandırılıyoruz. Hem de dünya tarihinde hiç olmadığı kadar kolay kandırılıyoruz. Bu videoyu yapmamın sebebi geçtiğimiz günlerde Netflix'te çıkan Polonya filmi The Hater. Film, hukuk okurken intihal yüzünden okuldan atılan, yalnız ve saplantılı bir öğrencinin sosyal medyada insanları manipüle eden ve karalama kampanyaları yapan bir ajansa girmesini anlatıyor. Dostumuzun zaten var olan saplantıları bu kirli dünyaya girince daha da artıyor. The Hater, iyi ve derdi olan bir hikayeye ve sinema gözü olan bir yönetmene sahip olsa da çoğu zaman temposunu ve inandırıcılığını kaybediyor. Ben filmin stilini ve söylemeye çalıştıklarını beğendim. Filmi izlediğim için pişman değilim ama tabii izleyip izlememek size kalmış. Ancak bir şey kesin. Film, sosyal medyada kandırılma konusunu mükemmel işliyor. Şu an içinizden "ben bunu zaten biliyorum" diyor olabilirsiniz. Ama hayır, durum düşündüğünüzden de vahim. Şimdi bu vahim durumu ve filmin bunu nasıl anlattığını konuşacağım. Haberiniz olsun, videoda spoiler da yer alacak. Umarım bir ara Netflix ülkemizde de bu tarz farklı bir film çıkarır ve keyifle spoilerlı incelemesini yaparız. The Hater aslında geçen sene çıkacaktı. Ancak anlattığı hikaye gerçek bir olayla örtüştüğü için ertelendi. Bu gerçeği birazdan söyleyeceğim. Ama önce The Hater'ın hikayesine bakalım. Filmde belediye başkanı adayı olan solcu ve önemli bir karakter yer alıyor. Sosyal medya şirketine giren ana karaktere bu adamın seçim kampanyasını çökertme görevi veriliyor. Ana karakterimiz de daha çok bilgi edinebilmek için bir ajan gibi belediye başkanının yanında işe giriyor. Belediye başkanına yardım eder gibi yapan dostumuz bir yandan da sosyal medya üzerinden adama karşı olan aşırı sağcı ve milliyetçi grupları kışkırtıyor. Ana karakter Polonya'ya gelen Müslüman mültecileri kötü gösteren videolar yayınlayarak ve Polonya'nın elden gittiğini söyleyerek bir sürü insanın kafasını çeliyor. Film, İslamofobi, faşizm ve ırkçılık gibi insanların içerisindeki kötücül duyguların algı yöntemleriyle nasıl tetiklendiğini anlatıyor. Dostumuz bir ara faşistler saldırsın diye belediye başkanı adayına özel bir yürüyüş düzenletiyor. Bu sahnede adamımız bir bilgisayardan sözde solcuları, öbür bilgisayardan da sözde sağcıları dolduruyor. İki grupta kolayca dolduruşa geliyor ve birbirleriyle atışmaya başlıyor. Sahne gerçekten harika çekilmiş. Aslında iki farklı grubun da tek yerden kışkırtıldığını, politikada gerçek tarafların veya görüşlerin olmadığını, sadece kazananın önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden internette bir şeyi sıkı sıkı savunmadan iki kere düşünün. Hayatın net bir anlamı olmadığı için insanlar hikayelere inanmaya çok müsait. Ülkemizde kendi hayatına bir hikaye çizemeyen insanlar genelde futbol fanatiği oluyorlar veya bir partiye bağlanıyorlar. Çoğu politikacı da insanların içlerindeki duygulara ve yalnızlığa hitap ederek onlara büyük bir şeyin parçasıymış gibi hissettirmeye çalışıyor. Birçok kişi artık tweetlerden ve Instagram storylerinden haber alıyor. İşin kötüsü bu insanlar haberlerin kaynağını görmeden okuduklarına anında inanıyorlar. Karantina sırasında TÜBİTAK 5000 kitabın PDF dosyalarını erişime açtı diye bir Yandex linki paylaşıldı. Ancak kimse bu linkin tamamen korsan olduğunu ve bu haberin de biri tarafından uydurulduğunu bilmiyordu. Önümüzde gerçek problemler duruyorken Twitter'dan çıkmış ve bir kanıtı olmayan Wayfair olayına inanıp bununla ilgili farkındalık yaymaya çalışıyoruz. Olayın araştırılması gerek deyip bununla ilgili haber bulmaya çalışan insanları anlarım. Ama tweet okuyup olayı doğru kabul edip ve Tom Hanks Instagram'ında kayıp eşya fotoğrafları paylaşıyor diye adamı çocuk kaçırmakla suçlamak çok üzücü bir olay. Wayfair ile ilgili en çok tweet de Türkiye'den atılmış. Acaba bunun Mars'a en çok isim yollayan ülke olmamızla ilgili bir bağlantısı var mı? Çağımızın bu hastalığına post-truth deniliyor. Artık bilginin bir önemi yok. Yapılan araştırmalara göre insanların %60'ı haberleri sadece başlıklarına bakıp okumadan paylaşıyorlar. Bu arada Twitter geçtiğimiz aylarda Türkiye'de, Çin'de ve Rusya'da bulunan ve tek bir yerden yönetilip sistematik bir şekilde devletin başındaki partileri ve insanları öven binlerce hesabı kapattı. İşin komiği, Çin'den Twitter yasak olmasına rağmen yurt dışında iyi gözükmek için kendini övdürtmesi. Ha, post-truth derken filmin neden ertelendiğini söylemeyi unuttum. Film çıkmadan hemen önce gerçekten biri eşcinselliği ve mültecileri savunan bir belediye başkanını öldürmüş. Yani film bilmeden gerçek hayatta yaşanacak üzücü bir olayı tahmin etmiş. Post-truth olayını bitirmişken filme de biraz daha detaylı değinmek istiyorum. The Hater'da karakterimiz bir şeyleri başarırken çoğu yerde bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorsunuz. Filmdeki her şeyin ana karakter bir kızdan hoşlandığı için yaşanıyormuş gibi gösterilmesini de çok gerçekçi bulmadım. Dostumuz belli bir yerden sonra kontrolünü kaybediyor ve yaptıklarını herhangi birisi için değil, sırf kendisi zevki için yapıyor.
Bence film sosyal medya hikayesiyle takıntı hikayesini iyi bağlayamamış. Yoksa başta yer alan çocuğun kıza yakınlaşması çabaları iyi çekilmişti. Ancak devamında hikaye anlamsız hale gelmesine rağmen gösterilmeye devam etti. Bu sırada eğer filmi sevdiyseniz bu filmle aynı evrende geçen 2011 yapımı şu filmi de izleyebilirsiniz. Ha bir de aynı ekip geçen sene Oscar'a aday olan şu güzel filmi çekmişti. Son olarak ana karakterlerinin bence daha iyi işlenmiş olduğu harika kadrolu şu filme de bir göz atın. Benim filme notum iyiydi galiba ama sosyal medya hikayesine de en önün en köşesinden izlerim puanını veriyorum. Son olarak lütfen bir gün telefonunuzu da bilgisayarınızı da kapayın. O gün aslında gün içinde ne kadar zamanımız olduğunu ve kafamızı sürekli boş şeylerle meşgul ettiğimiz için sürekli yoğun hissettiğimizi fark edeceksiniz. Hoşça kalın.